bir sürüm ne dedim bu arada. Evet, şimdi tabii Merkez Bankası politikası dediğimizde bir taraftan resmi hedef var. Bir taraftan beklenen enflasyon var. Bir taraftan işte hedeflenen diyelim enflasyon var. Bir taraftan Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarına yaptığı anket var. Bir yandan yine reel kesimden aldığı tahminler var. Öte yandan da hane halkından alınan tahminler var. Şimdi burada baktığımızda işte bir yıl sonrasına ilişkin olarak kabaca hane halkında %73, piyasa katılımcılarında 22,5 ve reel sektörde de %51 civarında bir enflasyon beklentisi var. Yani 12 ay sonrasına ilişkin olarak. Şimdi Timothy Ash'in işaret ettiği ve işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın da işaret ettiği enflasyon beklentisi ise o orta vadeli programda yine Merkez Bankası'nın bir yıl sonraki beklentisi de ve piyasa katılımcılarının beklentisiyle uyumlu bir aslında 12 ay sonraki enflasyon beklentisi. Ama reel sektöre geldiğimizde böyle bir tablo yok. Şimdi mesela şunu sormak lazım. Kasım ayındayız. Artık şirketler bütçelerini yavaş yavaş tamamlıyor. 2025 yılı bütçelerini. Acaba %14 ya da %23 hedefle, enflasyon hedefiyle bütçe yapan bir baba yiğit şirket var mı? Merak ediyorum. Yok tabii ki. Dolayısıyla bir defa bu beklentilerin nereden kurulduğu önemli. İkincisi Timothy Ash neden bunu söylüyor diye baktığımızda neyi temsil ediyor? Aslında özellikle bu IMF politikaları üzerinden düşündüğümüzde yani bir tabii bu aslında süreci okuma olabilir ama mevcut özellikle Sayın Şimşek'le birlikte uygulana gelen politikalarda IMF'in de yakın dirsek temasında olduğunu anlıyoruz. Yani bu da özellikle işte politika eksenine ilişkin açıklamalarda görüyoruz. Zaman zaman raporlara yansıdığını görüyoruz. Orta vadeli program sonrası açıklamalarda görüyoruz. Hakeza bazı uluslararası araştırma kurumları ve kredi derecelendirme kurumlarından da benzer bir eşgüdüm tırnak içinde söylüyorum, görüyoruz. Mesela bunların başında da Morgan Stanley görüyor. Yani orta vadeli programda ne söyleniyorsa ya da Merkez Bankası ne dediyse hemen hemen bir veya iki gün sonra bunu destekleyecek biçimde hedef açıklandığını görüyoruz. Bu tabii bir senkronizasyon olduğunu gösteriyor. Fakat senkronizasyonun böyle olmuş olması sahada da yani masada işin böyle dönüyor olması sahada da bu şekilde ilerlediği anlamına maalesef gelmiyor. İşte yeniden değerleme oranları açıklandı. Diğer taraftan sadece işte İstanbul'da dün suya 17.6 %17.6'lık artış geldi. İşte yaz aylarında ortaya çıkan elektrik doğalgaz artışları %38'lik artışlar. Öte yandan kira artış sınırının kaldırılmış olması. Bütün bunlar tabii ki geniş kesimler üzerinde ciddi bir yük oluşturmuş durumda. Ve bu tabii şu soruyu akla getiriyor. Yani bu bir acaba özellikle Ocak ayında işte memurlar, emekliler ve asgari ücretle yapılacak artışlar sonrasında acaba bu bir aslında artıştan ziyade bir enflasyon vergisi olarak mı kullanılıyor? Yani mevcuttaki yükün nasıl paylaşılacağıyla ilgili aslında bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada da tabii ki bu vergi tartışması üzerinden 3 konfederasyonun bununla ilgili dün yapmış olduğu da bir toplantı var. Vergi de adalet. Yani mesele sadece zam kısmı değil, bunun nasıl fatura edildiği, kimler tarafından nasıl ödendiği veya ödeneceği de önemli. Şimdi kamudan sürekli ihale alan 32 tane büyük firmanın büyük bir çoğunluğunun son 3 yıl içerisinde matrahsız geçtiğini görüyoruz. Şimdi bu en büyük işverenin devletin olduğu bir tabloda, bu sadece Türkiye için geçerli değil, birçok ülke için böyle. Oradan sürekli yani kamudan sürekli ihale alan bu firmaların önemli bir kısmı matrah açıklamıyorsa burada bir problem var demektir. Yani bir anlamda biraz daha eli taşın altında ya da son haftalardaki deyimle, siyasetteki deyimle vücudu taşın altında olan İşte küçük orta boy işletme sahipleri, sanayici taşın altında daha fazla ezilsin. Ama bir şekilde bu ihalelerle
aslında gerçekte işin kaymağını bir anlamda alanlar, işin hesabı ödenmeye geldiğinde de bir şekilde kenara çekilebildiği bir tablo oluşuyor. Bu tabii ki haklı olarak konfederasyonların da sadece harcamalarda değil, bu vergi kısmında da adaletin sağlanması gerektiği yönünde vurgu yapmaları sonucunu getiriyor. Son olarak şunu da ifade edeyim bununla ilgili Berfin Hanım. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in de bir şeyi oldu dün. İşte özellikle kamuda personel giderlerinin, toplam giderlerin %42'sini bulduğu yönünde bir açıklaması oldu. Bu da tabii ki aslında bu yaklaşan 2025 yılında bu kısımların, yani hem kamudaki personelin hem işte onların ücretlerinin, diğer taraftan asgari ücretin mevcut ekonomi yönetimi açısından bir anlamda savaşılan veyahut da yönetilmeye çalışılan kısmı oluşturacağını anlıyoruz tabii. Ben yurt dışına döneceğim. Yurt Yoksa dışına var mı? mı? Peki bu durumda ben şunu soracağım Tabii. hocama. Yani şimdi burada hocam getirdiğiniz noktada şunu düşünüyorum. Tabii ki yani bu hayat pahalılığı vesaire bütün bu etkiler ister istemez masada daha yüksek talepleri gündeme getiriyor. Asgari ücret tarafında da çalışanlar açısından ve çalışanların temsilcileri açısından. Burada Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı'nın da bir dün açıklaması oldu. Hani enflasyon kadar zam yönünde bir sinyal verdiği yorumları yapıldı. Tabii bu işte Merkez Bankası'nın da yıl sonu enflasyon hedefi 44 diyor. Şimdi enflasyona da ezdirmeyeceğiz sözüyle bu birleşince yani %40'ların üzerinde bir asgari ücret artışı olabilir yorumları yapılmaya başlandı. Böyle bir nokta size göre bir yandan da Cevdet Akçay'ın da Merkez Bankası Başkan Vekilimizin de sonuçta ifadeleri var. Yani biraz ekonominin yavaşladığı, talebin yavaşladığı bir ortamda asgari ücret enflasyona o kadar da büyük etkilerde bulunmaz mealinde. Ben belki tam şimdi sözcükleriyle ifade edemedim ama böyle bir açıklaması var. Şimdi siz böyle daha yüksek %40'lar civarında belki daha üstüne de çıkabilecek bir asgari ücreti bekler misiniz? Bu program açısından ne ifade eder? Enflasyonla ilişkilendirme bakımından sizi tedirgin eder mi yani program bakımından? Ekonomiye ne Ben bir gibi şey etkileri olur? ekleyebilir miyim? Mesela Timothy Ash'in görüşlerini söyledik. %30'un üzerinde yani %30 zam gelirse enflasyonu düşürmek imkansız diye de bir yorumu da var. Ha ya yani böyle bu arada da Öyle yabancıların de hepsi evet. IMF'den de başlayarak onlar da ya aman Sihirli yani rakam 25'e 30. aşmasın Evet, filan 30'u 25. aşmasın böyle bir asgari ücret Ağız birliği beklentilerini de oldu. söylüyorlar ya yani onlar da bu işe bayağı bir dahil olmaya Evet. başladılar. Nasıl yorumlamak gerekir hocam bunu? Evet, tabii biz bu filmi daha önce seyrettik biliyorsunuz 80'li yıllarda. Özellikle o dönemde IMF'le yapılan stand-by anlaşmaları ve hepsinde ilk madde reel ücretlerin baskılanması üzerine kuruluydu. Benzer bir şey, senaryo orada dönmeye devam ediyor. Peki gerçekte ne oluyor diye baktığımızda, yani bu yumurta tavuk hikayesi gibi hani asgari ücret mi enflasyonu artırıyor ya da enflasyon mu asgari ücreti artıracak falan diye bakmanın ötesinde gerçekte reelde ne oluyor? Yani enflasyonu hızlandıran talep nereden geliyor diye baktığımızda özellikle nüfusun en üst gelir grubunun lüks tüketiminden daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Bu bir. İkincisi özellikle şirket karlarına yansıyan kısımlar var ve dolayısıyla bir yönüyle de bir servet transferinin de işlediğini ve gelir dağılımının bozulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla esas mevcuttaki programda çalışmayan bacak maliye politikası, mali disiplin ve şeffaflık kısmı. Bu kısmın daha fazla çalışması lazım. Burada işte direkt söylemek gerekiyor belki. Kamu özel işbirliği ve hazine garantili projeler. Şimdi bu projeler olduğu gibi ve döviz cinsi taahhütle devam ediyor. Bunlar böylesi bir zor dönemden geçilirken Türk lirası karşılığına çevrilebilir. Ya da
ertelenebilir ya da bazıları iptal edilebilir. Fakat bunlar mevcutta tartışma içerisinde bile değil. Bakın 2025 yılı bütçesi bütçe komisyonunda görüşülüyor. Yakın zamanda da Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasa haline gelecek. Çok dikkat çekici bence bir kalem var. 2025 yılında faiz ödemeleri için öngörülen tutar 1,9 trilyon lira. 1,9 trilyon lira. Hani ne anlam ifade ediyor? İzleyiciler açısından şöyle ifade edeyim. 2024 yılı için öngörülen toplam bütçe açığı 1,7 trilyon lira idi. Yani ki onu biraz üzerinde tamamlayacağız 2024'ü. 2025 yılı için sadece faize yapacağımız harcama 1,9 trilyon lira. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Bu işte hazinenin borçlanma gereğinden kaynaklanıyor. Şimdi sürekli de tahvil ihracı yapıyoruz ve bu tahvil ihracı da dünyanın neredeyse en yüksek faiz oranıyla karşılık da buluyor. Bu sevinilmesi gereken bir durum mu diye baktığımızda bence değil. Çünkü bu giderek faiz yükünü artırıyor. Faiz bir anlamda o cepteki delik anlamına gelir. Yani sürekli cebe para koysanız bile o delikten akıp gidecek. Yani bu bir Ponzi finans olmuş oluyor. Bunun çözümü şudur. Yani ekonomideki temel kural, geliri artıramıyorsan ki mevcut durumda vergi gelirlerini çok fazla artırabilecek alan da gözükmüyor. Çünkü daralma var reel kesimde ve muhtemelen 2025 yılında öngörülen vergi gelirine ulaşamayacak devlet. O zaman harcamaları kısarsın. Yani geliri artıramıyorsan yaptığın harcamaları azaltırsın. O yapılmaya çalışılıyor doğru ama bunu da doğrudan geniş kesimler üzerine saldığında yani bir tür vergiye dönüştürdüğünde enflasyonu kalıcı olarak da sektörler aslında realizasyon kriziyle de burun buruna geliyor. Yani ürettiği malları satamaz hale geliyor. Çünkü eş katlar gibi işliyor ekonomide gelir harcama akımı. Yani bir tarafı sürekli kısarak diğer tarafı da musluğu açarak o sağlıklı biçimde işleyen bir mekanizma oluşmuyor. Normalleşme aranıyorsa veya hani rasyonel bir zemine dönüş aranıyorsa buralara da biraz dokunulması, biraz değil yani nitelikli biçimde dokunulması gerekiyor. Hemen bu jeopolitik risklere geçelim mi? Çok fazla Olur, vaktimiz peki. kalmadı Tabii hocam. ki. Yorumlarınızı çok merak ediyorum çünkü. Reuters'dan dün Putin ateşkes için Trump'la görüşmeye açık haberini okudum ben. Ama işte son zamanlarda neler yaşıyoruz? Salı günü Ukrayna Rusya'ya ilk saldırısını düzenledi. Dün de İngiliz füze sistemiyle yine ilk bir saldırıyı yaptı. Dün Putin'in nükleer savaş durumunda hedefindeki ilk ülkeler açıklandı devlet televizyonunda. Bir doktrin okuduk Putin'den gelen. Yani bu jeopolitik risklerin tırmanması, Trump gelmeden 20 Ocak'ta o devir teslim olmadan evvel neler yaşayacağız daha onu da merak ediyorum. Hani Biden daha kaotik bir ortam mı bırakacak Trump'a? Çünkü Trump geldiği zaman ben bu savaşı bir günde bitireceğim açıklaması yapmıştı. Ama öyle Evet. olmayacak mı? Ve tabii bizler nasıl etkileneceğiz bu durumda? Yani gerçekten çok karışık ve çok Evet. tartışacağımız, konuşacağımız konular bunlar. Şimdi özellikle tabii Biden'ın temsil ettiği belki Trump açısından tablo derin devlet. Yani Amerikan derin devleti. Dolayısıyla burada ben de katılıyorum size. Trump'ın başkanlığı almadan öncesinde, almasından önce daha doğru ifadeyle biraz daha belki kaotik bir ortam bırakılmak isteniyor ama şunu söyleyeyim, çok vakit yok. Rusya açısından çok enteresan bir sosyal deneyden geçiyoruz aslında son 2,5 yıldır. Yani Rusya'nın mevcut hali Roma İmparatorluğu'nun tam çöküş aşamasına benziyor. Çok büyük, geniş alanlar, işte bir şekilde büyük bir imparatorluk görüntüsü. Fakat bir taraftan sınırlarına neredeyse sahip olamayan ve hareket kabiliyeti kalmamış, adeta içi boş bir cevize dönmüş bir ülke görünümü gösteriyor maalesef. Niye maalesef diyorum? Çünkü Rusya'nın dağılması veyahut da oradaki sürekli savaş ilk başta Türkiye'yi tabii ve bölge ülkelerini etkileyecek bir durum. Çünkü konvansiyonel silah şeyde savaşta Ukrayna ile başa çıkamamış bir Rusya karşımıza çıkıyor. Nükleer alternatif de tek atımlık kurşun var bir anlamda Berfi Hanım. Yani Rusya böyle bir hamle yapar mı? Bence yapamaz.
yaptığı anda da muhtemelen Rusya diye bir ülke artık dünya üzerinde kalmamış olur. Onun için bunu göze alamazlar. Fakat daha acı olan bence önümüzdeki belki 10-15 yıl içinde yaşanacak olan Rusya'nın kademeli olarak parçalandığı bir durum, tablo. Bu bölgede o kaosun sürekli devam edeceği, dolayısıyla silah üreticisi ülkeler açısından da Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere iştahın, sermaye birikimi konusundaki iştahın da sürekli diri olacağı bir tablo var. Yani önümüzdeki süreç maalesef daha kaotik bir dünyaya bence işaret ediyor. Rusya parçalanacak mı? Başlığı aslında uzun uzun. Vallahi tabii Değil mi? bakalım yani bütün bunlar hepsi önümüzdeki dönemin riskleri gibi Evet. ama hocama şu açıdan katılıyorum. Yani belirsizliklerin arttığı risklerle beraber belirsizliklerin de çok arttığı bir döneme giriyoruz gibi görünüyor. Biraz önce hocam hazinenin borçlanmasından bahsetti. Bu arada 2024 için belirlenen 10 milyar dolar yurt dışı borçlanma limitini de aştı hazine. O bilgiyi de Çok çok yaşa. affedersiniz. Estağfurullah. Ben söyledim. Vermiş Hep olan böyle olur teşekkür. zaten. Evet. Hocam son bir 4 dakikam kaldı. Bir soru daha sormak istiyorum. Yine Trump'la alakalı. Şimdi bu ticaret savaşlarını da yine tartışmaya başladık. Trump gelir gelmez. Çin'le böyle bir temasları olduğu gibi işte Xi Jinping'den açıklamalar okuduk. Trump ilk seçildikten sonra. Yani bu ticaret savaşını biz kesin olarak yaşayacağız. Trump ticaret savaşı başlatır diyebilir miyiz? Böyle bir ortamda yine dolar endeksi nasıl etkilenir? Bize yine etkileri ne olur? Bu pencereye dair de bir iki yorumunuzu rica edeceğim sizden. Yani Trump'ın bence döneminde dış ticarette özellikle üç sac ayağı olacak. Bunlardan bir tanesi Avrupa'da İngiltere, diğeri Orta Doğu, MENA bölgesinde İsrail, üçüncüsü de Asya Pasifik'te Hindistan. Ve ağırlıklı olarak da Trump'ın bu seferki yani ikinci başkanlık döneminde Çin'i Hindistan üzerinden sıkıştıracak politikalar uygulayabileceğini düşünüyorum ben. Bu konuda Çin'in aslında daha önceden aldığı önlemler de var. Pakistan'da derin liman inşaatları var uzun süredir devam eden. Öte yandan yine işte en son mevcuttaki o Çin'in lojistik hatlarına ilişkin yeni tadil çalışmaları var. Fakat Putin Trump'la birlikte düzeltiyorum. Trump'la birlikte bu ticaret savaşlarının tekrar kızışacağını söylemek yanlış olmaz. Burada da tabii ki nasıl 2019'un sonunda birinci faz, ikinci faz görüşmeleriyle kapattıysak perdeyi, tekrar oradan belki üçüncü bir faz görüşmeyle açılabilir diye düşünüyorum. Yani Çin açısından neticede şunu ifade etmiş olayım. Çin açısından sadece uzaktaki bir yönüyle uzaktaki yani batıdaki Amerika Birleşik Devletleri değil, yanı başındaki ve bölgede de esas rakibi olan Hindistan'ın daha fazla Amerika adına da hareket edeceği ve Çin'i sıkıştıracağı bir tablo karşımıza çıkabilir. Özellikle bu RCEP'e dahil olmaması Hindistan'ın ve orada farklı bir pozisyon için konumlanıyor olması, yine bu yeni kuşağın da işte Hindistan'dan başlayıp İsrail, Güney Kıbrıs ve buradan Avrupa'ya doğru uzanan bir hat düşüncesi ne hesaba kattığımızda yani gerilim alanının en azından bu şekilde oluşacağını söyleyebiliriz Berfin Hanım. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için Ben Sinan teşekkür hocam. ediyorum Ağzınıza yayınlar. sağlık. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle Sağ olun. yakın zamanda yeniden.